Çıplak gözle baktığınızda bu iki beyaz ışık kaynağı aynı gibi görünüyorlar. Öyle değil mi? Peki gerçekten de aynı olabilirler mi? Yapması ve kullanılması son derece kolay olan bir CD spektroskopuyla bu ışık kaynaklarını daha yakından inceleyebiliriz. Soldaki ışığın altındaki kartonu açılmış deliğe dikkat edin. Bu delikten içeri baktığımızda sürekli bir renk spektrumu görüyoruz. Kırmızıdan sarıya yeşilden de maviye. Sağdaki ışığa baktığımızda ise yine kırmızı, yeşil ve mavi renklerini görüyoruz ama bu sefer ince yatay çizgiler halindeler. O halde bu iki ışık kaynağı birbirinden farklı olabilir mi? Aslında birisi akkor telli ampul, diğeri ise, diğeri ise floresan ampul. Videonun devamında kendi CD spektroskopumuzu yapıp nasıl daha fazla inceleme yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Merhaba, ben Exploratorium Öğretmen Enstitüsü'nden Paul Doherty. Bugün size ışığın tüm gizemlerini ortaya çıkaran bir CD spektrometresini ya da spektroskopunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Spektrometre, ışığı spektral bileşenlerine yani değişik dalga boylarına ayırabilen bir cihazdır. Bu spektrometrenin dört ana bölümü var. Işığı kırarak renklerine ayıran bir kompakt disk yani CD, dış ortamdaki ışığın işimize karışmasını engelleyen karton bir tüp, sadece incelemek istediğiniz ışığın içeri girebileceği kadar dar bir kesik ve spektrumu görmemizi sağlayacak bir vizör, yani delik. Spektrometreyi kullanmak için dar kesiği ışığa doğru tutmalısınız. Delikten geçen ışık, CD'nin üzerine yansıdığında, renklerine, yani o ışığı meydana getiren değişik dalga boylarına ayrılacak. Farklı ışık kaynaklarına baktığınızda, Değişik ışık kaynaklarının spektrumunun değişik dalga boylarına sahip olduğunu göreceksiniz. Biraz daha bizimle kalırsanız size bunu nasıl yapacağınızı, nasıl kullanacağınızı, çalışmasını sağlayan bilimsel prensipleri ve bununla başka neler yapabileceğinizi de anlatacağım.